bir yakınımızın hocam bir bağımlılığı olduğunu nasıl anlarız? Aslında birkaç şey söylediniz ailelerin fark ettiğini ama yakınlar bu konuda nelere dikkat etmeli? Şöyle Öykü, aile birçok açıdan çok her alanda çok önemli. Kişinin gelişimi için, hayatında var olabilmesi ve sağlıklı kalabilmesi için, bedensel ve ruhsal sağlığının yerinde olabilmesi için aile çok önemli bir faktör tabii. Ama bir bağımlı için bu önem çok çok daha fazla artıyor diyebiliriz. Biz zaten hani çalışırken de hep ailelerle çalışıyoruz ama öncelikle ailelere şunu söylemem gerek. Evet, biz bugün bağımlılığı konuşuyoruz ama bağımlı bir bağımlının ailesinin nasıl anlayacağını ya da neler yapması gerektiğinden konuşacağız ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında ailelerin yakınları, çocukları bağımlı olmadan neler yapmaları gerektiğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bir taraftan da bu çok önemli. Yani koruyucu ve önleyici hizmetler toplumsal açıdan sağlık çalışanlarının bu konuda çok uyanık olması açısından ne kadar önemliyse aileler açısından da aileler tarafından da çok önemli. Çünkü İnsanın hayatı zaten ailesinde şekilleniyor. Hani bunu nasıl anlayacaklar sorusunun cevabı belki de buna çok iyi bakmayı bilmekten geçiyor ki. Yani kişiler çocuklarına, yakınlarına, eşlerine bir kere çok iyi bakıyor olmalı ve çok iyi dinliyor olmalı. Yani bu ne demek? Bir gencin özellikle ergenlik dönemi hani hep söylüyoruz bizim için riskli dönemdir. Nasıl bir hayatı olduğunun ailesinin haberdar olması gerekir. Yani nereye gidiyor, kimlerle beraber? Evet, belki birçok büyük şehirde, metropolde bunu takip etmek çok kolay olmayabilir ama ne kadar hakim olunursa o kadar kârdır gözüyle bakmamız lazım. Nasıl bir arkadaş grubunun içinde yaşıyor? Mesela hani nasıl anlarlar sorusunun cevabından bir tanesi çocukta ya da gençte özellikle bazı bedensel değişimler bununla ilgili bazı bilgiler verebiliyor bize. Örneğin bir genç eve geldiğinde özellikle göz temasının çok önemli olduğunu söylüyorum her yerde. Kesinlikle aileler yakınlarıyla göz teması kurmalılar. Yani gerçekten konuşurken kendileriyle konuşulduğunu fark etmeli o gençler. Önem verildiğini yani işte bugün ne yaptın, günün nasıl geçti? Sadece bunları konuşuyor olmak bile gözlerinde bir kızarıklık var mı? Bazı maddeler mesela gözlerde kızarıklığa yol açabilir. İşte bazı maddelerin kokusu o kişinin üzerinde hissedilebilir. Bunun her birisi bizim için aslında bir şeydir, bir ipucudur. İşte terliyor mu, zayıflıyor mu ya da hani işte ağız kenarlarında bazen uçucu maddelerle ilgili yanıklar ya da yapışkanlıklar gibi bazı şeyler. Ya da opiat dediğimiz hani işte bazı madde kullanımlarında kolda enjektör izleri, yaralar gibi hani bu tabii maddeden maddeye değişir. Çok daha ayrıntıları olabilir bunların ama bununla ilgili biraz daha uyanık olmak. Bazen o gözle bakmak. Hani acaba benim çocuğum da kullanıyor olabilir mi sorusunu herkesin sorması gerektir. Çünkü gerçekten herkesin çocuğu kullanıyor olabilir. Yani bugün sosyokültürel düzeyi nerede olursa olsun aslında dünyada ve ülkemizde madde kullanımının çok arttığını biliyoruz. Ve yaş grubunun da oldukça çok da fazla düştüğünü biliyoruz. Ve ulaşımın da yani maddeye ulaşımında tahmin edilenden çok daha kolay olduğunu yani bu tehlikeli şeyin endüstrinin diyeceğim aslında her yere çok sinsi bir şekilde yayıldığından hepimiz haberdarız. O yüzden ailelerin bu konuda çok daha uyanık olması ve bir ipucu gelmesini daha beklemeden belki de kendileri o gözle çocuklarına ve yakınlarına bakıyor olmalılar. Çünkü şunu hep söylüyoruz biz bağımlı olana kadar yaptığımız tedavilerle bağımlı olduktan sonra yaptığımız tedaviler birbirinden çok daha farklı. Kişi bağımlı olursa yapacağımız çok şey var. Evet bunu asla bir umutsuzluk olarak söylemiyorum. Ama tedavi algoritmalarımız değişiyor ve o zaman işimiz daha zorlaşıyor. Bizim de kişinin de ailenin de. Ama biz o bağımlılığa giden yolda bir herhangi bir yerde durdurursak işimiz çok daha kolay. Tedavi etmek daha kolay. Ha şimdi aileler dedin Öykü nasıl anlıyorlar? Şimdi fiziksel olarak anlayabilirler dedin. Bir de mesela gencin arkadaş çevresi değişmiş olabilir. Hiç tanımadığınız başka bir grupla beraber oluyor olabilir. Bunun bir nedeni olmalı. Bir çocuk, bir genç arkadaş grubunu değiştiriyorsa ve köklü bir değişiklikse özellikle
Bunun bir anlamı olmalı ve aile bunu fark edebilmeli. Okul başarısı bizim için çok iyi bir göstergedir. Yani okul başarısı iyi ya da orta düzeyde olan bir çocuğun başarısında bir düşme. Özellikle öğretmenlerinden gelen negatif geri bildirimler, işte ya da örneğin sınıfta uyuyor olma hali, ilgisiz olma hali. Bunu aileler evde de fark edebilirler. Uykuya meyilli olma hali, çevreyle hiç ilgilenmeme, kendine kapanma, hatta bazen böyle bir en önemlilerinden bir tanesi harçlığı yetiştirememe. Yani çocuklarımıza verdiğimiz harçlığın nereye gittiğiyle ilgili fikir sahibi olmamız gerekir. Daha önce yetiştirebildiği bir harçlık şu an yetişmiyorsa bunun mutlaka anlamlı bir açıklaması olmalı ve aileler bunu bilmeli. Hani bunun gibi birkaç şeyle aile aslında bir şekilde takip mekanizmasını kullanıyor olmalı.